İKAS'ın e-ticareti anlatalım. Profesyonel SEO ayarlamalarıyla Google'da üst sıralara çıkabilirsiniz. Sepetinde ürün unutan ziyaretçilerle iletişim kurup satışlarınızı arttırabilirsiniz. Botlarla iletişim kurmak zorunda olmadan 7-24 çalışan müşteri destek hattına sahip olabilirsiniz. Pazar yerleri entegrasyonunuzu yapabilir, hatta özel kampanya kurguları bile ekleyebilirsiniz. Ve e-ticarette İKAS'ın yakalayabilirsiniz. Sevgili hocam Beşiktaş 3. maçında ligde oynadığı 3. maçından da e, galibiyetle ayrıldı. E, oynadığı 3 maçın ikisinde gol yemedi. Deplasman'da Samsun Spor'dan ve içeride Sivas maçı Klinşit'le e, gol yemeden bitirmiş oldu. E, bu sezon oynadığı 2 e, Avrupa önelemesi, 3 lig maçı, 1 Süper Kupa yani 6 maç. 6 maçın 3'ünde gol yemeden maçı bitirdi. Artı e, bir 1 hepsini kazandı. Evet. Ve siz şöyle bu şeyde... hafta bu hafta ne gördünüz ee, önce genelde ne gördünüz nasıl bir başlangıç yaptı Beşiktaş sonra bu Sivas maçında ne gördünüz ikisini paket olarak sizden dinlemek istiyorum Tabii hocam bir kere bu maçla bütün bu genel sezonu bir gönderme yaparak başlayayım ben artık kendinden çok emin bakın çok kısa sürede bunu yapmak zor iştir futbolda Van Bronckhorst diye bir teknik adam gelir evet transferler yapılır ama işte Avrupa Kupası elemeleri Galatasaray Süper Kupa ve dördüncü, üçüncü lig, üç maçını oynar Avrupa dahil Ve bambaşka bir çeyreğe bürünür takım. Bu çok kolay bir iş değildir futbolda hocam. Net bu kolay değil. Maç kazanmıyor sadece Beşiktaş. Evet. Bütün tribünün güvenini kazanıyor. Bütün kamuoyunun güvenini kazanıyor. Sadece maç kazanmak değil Beşiktaş'ın yaptığı. Sivas maçında da bunu gördüm hocam. Kabul edelim ki görece olarak Sivas bu 5-4'lü beş 5'li savunmayı siz geçen sene çok iyi hatırlıyorum. Sivas gol yememek üzere değil pozisyon vermemek üzere savunma yapıyor diye bir ifadeniz vardı. Yine aynı anlayışta işte, Bülent Ülgün'e devam eden bir Sivas Spor Zor oyunlardır biliyorsunuz. Zor oyunlardır bu oyunları. Bozmak, çözmek, marjinal fayda sağlayacak golü bulmak zor işlerdir. Ben ama kendinden çok emin bir Beşiktaş gördüm hocam. Bu ligin 3. 4. haftasında bu kendine güvenle oynamak büyük bir değişim. Bilmiyorum katılır mısınız ama bu kenardan da gelen bir değişim olduğunu ben hissediyorum. İşin içinde değilim. Çünkü öteki türlü maç kazanılır. Burada oyunu kazanıyor Beşiktaş. Bu çok değerli bir fark ikisi arasındaki. Ben çok güvenli, sanki geçen senelerden gelmiş, üst üste koymuş, gelmiş bir Beşiktaş gibi izlenime kapılıyorum hocam bu sene izlerken. Çok yeni bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Ve tribünle harika bir etkileşim. Şunu söylemek istiyorum. Bütün futbol seyircileri için geçerli bu tribünler için. Hakikaten doğruyu, e, ee, doğru yapılanı, doğru seçileni, doğru uygulandığı görünce hemen etkileşim sağlıyor tribün hocam. Bu sağduyuya korkunç inanıyorum ben. Hemen sağladılar bunu değil mi? Doğru. Bu sene kesinlikle. çok farklı benim takımım dedi Beşiktaş seyircisi. Ya kesinlikle. işte şöyle o değil. Farklıyız bu seneyi çok çabuk hissettirdi seyircisi Beşiktaş. Ve hmm. ben bunu Sivas maçında da gördüm. Göreceli daha az pozisyona girmiş olabilir. Daha az, gayet doğal Sivas'ı oynarken. Ama çok kendinden emin bir Beşiktaş oyunu gördüm hocam. Doğru. Benim için değerli buydu ve sizlere konuşurken çok güzel şeyler yakaladım ipuçları dediniz. Onu da meraklı hmm. tahtada bekliyorum. Ee, ve zaman zaman bir maçla büyük kanıya varılan hemen kesin yargılara varılan yerlere geldik. Bakın ben bir maçta da bunu söylemiyorum. Evet çok kötü bir maç oynadı Masoako Avrupa Kupası'nda kabul ediyorum. Ama bana göre Sivas maçında çok iyi oynadı. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani Katılım. o bölgenin çok iyi oyunlarından birini oynadı Asu Haku. O yüzden performanstan çok bazen oyuncuda odaklanmak zorundayız. Ne ne odaklanmak zorundayız. Takım kurarken özellikle söylüyorum bunu. Yapabilirlik çok da değerlidir. Sadece performans değildir. O yüzden Asu Haku belki kötü bilmiyorum teknik adam nasıl düşünüyor Van Bronkorost ama oynadığı zaman çok iyi verim aldığınız bir sol beke dönüşebilir mi Asu Haku? Oyununuzdan talep ettiğinize göre. Benim Beşiktaş'ta oyuncu bazlı oyun bazlı gördüklerim bunlar. Ben şeyi de beğendim hocam. Bilmiyorum sen de çok merak ediyorsun. O yeni stoperi de beğendim Flex. Udo iyi de onu da çok beğendim. Udo Kaya yani beğeniyor. Ya iş izlerim olarak evet. söylüyorum. Evet. Evet bir, bir tehdit görmedi kabul ediyorum. Ama fizik kalitesini beğendim nedense hocam. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Sen daha yakın inceledin Beşiktaş'ı. Finalde onu konuşacağız hocam. Yani tamam. Önce e, ben de tiratmasında ne gördüğümü anlatacağım şöyle, sonra. Şöyle diyebilirim. Yeni oyunun ipuçları diyebilir miyiz bu başta tahttaki görebildiğimiz ipuçları diyebilir miyiz? İpuçlarından öteye deriz. Hadi hocam o zaman ben bekliyorum o zaman ya. Beni en heyecanlandıran noktaya geldik. Hı. Ben yeni bir şey gördüğümde taktiksel olarak stratejiler anlamında bilmediğim bir şey az rastlanan bir şey gördüğümde nedense çok heyecanlanıyorum. Maçlarda işte benim defterlerim var. Her sene bir tane defter Bilmiyorum. bitiriyorum biliyorsunuz. <laughs> Şimdi en çok not aldığım Beşiktaş. Evet. Yani en fazla not aldığım ekip Beşiktaş olmuş. Bu sene izlediğim maçlar arasında çok fazla detay var. Ben en çarpıcı olan 3 tanesini anlatacağım. Hem hücumda hem lütfen. savunmada 3 tane Giovanni Van Bronckhorst'un ligimize yeni getirdiği bir şeyler var. Onları göstermeye çalışacağım. Lütfen bitir hocam. Evet. Hocam şimdi siz de söylediniz. Beşliyle, beşliye karşı oynamak gerçekten zor. Ray Manay gibi bir tehdit var. Arkada da bir beşli var. Bu beşli, geçen sene söylemiştim gerçekten bir Sivas maçından sonra. Bülent Uygun'un takımı gol yememek üzerine değil, pozisyon vermemek üzere bir savunma dizayn etmiş. Ve çok disiplinli bir takım savunmaları var. Önde de maya, mana'ya güveniyorlar. Hızlı ataklarına güveniyorlar. Ee, hızlı gidebildiklerinde de skor yapabileceklerini düşünüyorlar. Tehditkar bir takım. Aldığı puana bakmayalım. Evet. Şimdi beşliyi nasıl oynadıklarını da e, göstermek istiyorum. Mümkün olduğu kadar Sivas beşliyi, beşlinin üçünü yani stoperlerini birbirine çok yakın oynatıyor. Ee, sağ dış ve sol dış oyuncularını da onlara çekip merkezi çok çok iyi kapatmaya çalışıyor. Bir ara Abdullah Hoca ee, söylerdi. Atletico yani, Madrid'den de esinlenmiş bir oyun değil tabii. mi hocam? Tabii. Biz merkezi kapatırız. Kenara çıkmalarına müsaade ederiz. Orta atmaları bizim işimize gelir diyordu hatırlarsınız. Hatırlıyorum tabii ki. Ben Sivas'ı izlediğimde biraz o hisse kapıldım. O kadar çok merkezi kapattılar ki kenardan gelecek ortalara yani ben çıkar vururum. Radakovic çıkar vurur sundar çıkar vurur. kamara çıkar vurur gibi düşünmüş olabilirler. Çok daralmış gördüm. Muhtemelen bunu Joan Di Vanpro Bronkost maçtan önce fark etti. Yani Sivassporu incelerken bu beşlinin merkezi kapattığını muhtemelen Bronkost hoca çözmüş. Nereden anlıyoruz? Şimdi Beşiktaş'ı getiriyorum. Sivasspor'u yolluyorum. Ve Sivas Spor'un 5'lisini tekrar diziyorum. Önce üç stoperi diziyorum. Merkezi kapatıyorlar. Çok yakınlar birbirlerine. Sol dışı ve sağ dışı da yanlarına getiriyorlar. Böyle bir 5'lileri oluyor. Kenarlar <laughs> nispeten biraz daha açık. Burayı tehdit olarak görmüyor. Şimdi sezona başladığımızda Süper Kupa'da Beşiktaş 5 beş attığında Galatasaray'a. Bir şey fark ettiğimi söyledim. Size hatırlarsanız. Beşiktaş bu sene genç arkadaşlarımızın deneyimi deyimiyle half space'i bizim evet. deyimimizle backstopper arasını en fazla kullanacak ekip muhtemelen Beşiktaş olacak demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. 0lık Hatırlıyorum. Altın çizili Çok şey evet. hatırlıyorum. So, e, bunu biraz Immobile'ye bağlamıştım. Ve Rafa Silva'ya bağlamıştım. Çünkü Immobile küçük sızma koşulları olayı budur. Rafa Silva'nın da çok... Ben çok severim biliyorsunuz Aynen hocam. öyle. Siz seversiniz. Rafa evet. Silva'nın da en önemli olayı budur. Yani ceza sahası ise çaktırmadan girer. Bekir stoperin arasına girer orada işi görür. Ama eğer bu aralar açılmazsa sızma alanı kalmaz. Yani imobile buradan geçer de top geçmez. Evet. Rafa Silva buraya sızar da topu sızdıramazsınız. İşte Giovanni Van Bronckhorst'un maç önü hazırlığı burada devreye giriyor. Beni en çok heyecanlandıran bu oldu. Ne gördüm? Hocam normalde Beşiktaş'ın takım formasyonu bu. Mucci sol önde, sağ önde de Rashissa. Ama hoca Peki, şöyle mi? bir şey yapmış. İmobiliyi getirmiş, bir stopere dayamış. Hı hı. İmobile kucakta. Rashissa'yı tam çizginin üstüne basacak kadar çizgiye çıkarmış. Muçi'yi içeri alıp Masuaku'yu sol çizgiye bastırmış. Sol çizgiye bastırmış. Rafa Silva'yı Immobile'ye Muçi Immobile'ye yaklaştırmış. Getson ve Musrati ile orta sahayı tutmuş. Arka tarafta da üçlü bir savunma kurmuş. Maçın ilk yarım saati takım formasyonu her ne kadar 4-2-3-1 gibi gözükse de maçın ilk yarım saatinde Beşiktaş yerleştiğinde savunması üçlüydü. Svensson takım şekli sağ bu. stoper oynadı. Hat. Takım şekli buydu. İzlediniz, görmüşsünüzdür. Yok, siz çok daha güzel bir odaklandırdınız ve söyledikçe şimdi kafamda oluşturuyorum. Tamam mı? Çok güzel yakalamışsın. Evet hocam. Muçin'in de oynama sebebi o biraz değil mi? Orta sağcıyı kenar oynama sebebi. Evet. Biraz öyle. Orta Hocam burada evet. burada amaç şuydu. Masuaku çizgiye bastığında ve Rashissa çizgiye bastığında mecburen sol dış ve sağ dış oyuncular birazcık kenara çıkmak zorunda kaldılar. Evet. Mecburen kenara çıkmak zorunda kaldılar. Broncos bunu şunun için planladı bence aralar açılsın. Aralar açılsın. Yani araları evet. açmanın yolu olarak Beki getirdi buraya. Masuaku'yu getirdi. Masuaku evet. iş yaptı yapmadı hocam. Masuaku 10 numara taktik iş yaptı Sivas evet. maçında. 10 numara tak. Bence maçın iki yıldızından bir tanesi Masuaku'ydu. Biraz sonra diğerini söyleyeceğim şaşıracaksınız. Şaşıralım <laughs> Di hocam. Diğeri de Paris'teydi. Evet. Ne Neden olduğunu anlatacağım. Hocam şimdi Masuaku ve Rashissa çizgiye, resmen çizgiye bas, basmaları sebebiyle Bekstoper arası açıldı. Bu Beşiktaş için Sivas savunmasını ideal hale getirdi. Artık sızma koşulları içinde, sızma pasları içinde bir alan açılmış oldu Beşiktaş'a. Bunu çok akıllıca buldum. Ve... E, yani sırf bu sebeple Giovanni Van Bronckhorst'a 10 puan verilir. Yani şu beşliği birbirine uzaklaştırırsın. Harika bir teori. Sonra 1-0'dan sonra iş biraz başkalaştı. 1-0'dan bir sonra başka bir şey yaptı. Yine arkada beşlisi var ya şeyin. Sivas'ın. Sivas'ın bir beşlisi var. Bu sefer çizgiyi açmak için çizgiyi açmak için Immobile'nin yanına Rafa Silva'yı ve Getson'u getirdi hocam. Şu çizgilerden bir kurtulayım. E, Muçi çizgiye, tıpkı raşisa gibi, e, Muçi bu sefer çizgiye getirdi. Orta sahayı Masuaku ve Musrati ile tuttu. Arkada yine bir üçlüsü vardı. Svensson sağ stoper. Palista ve Udo Kay arkada üçlü oynadılar. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. <laughs> Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi Şu hale bak ya. bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin.